Nasıl aldın onu içeri? Niye açtı kapıyı baba? Bunca şeyden sonra nasıl baktın yüzüne? Ne oldu? Hani bir daha adım atamazdı bu eve? Görmek istemiyordun hani? Silmiştin hani, ne oldu? Geri mi aldın bütün sözlerini? Nasıl girebildi bu kapıdan? Yardım edeyim mi? Yok, otur sen. Hani çok iyiydiniz? Hani çok mutluydunuz? Ne oldu? Sen de beni oyaladın hep. Sen de beni kandırdın. Yapma. Gelmiyorsun bu kadar. Anne baba sözü dinlemeyin. Başınızı açın, işleri açın. Ondan sonra üstüme gelme. Giderken arkanıza bile bakmıyorsunuz. Sonra süklüm püklüm beğenmediğiniz o kapıdasınız işte. Halimiz ortada artık. Gördün, eskisi gibi değiliz. Necla da valizi elinde geldiğinde ona da söylemiştim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu şartlarda oturacaksan otur bizimle diye. Necla da mı geri geldi? Aman heyheylenmişti bir kere. Bir havalandı, söndü sonra. Ne zaman? Hep iyi oldu işte. Ayrılmak isteyeceğimden öyle mi? Rahat batar ya bazen. Evler, arabalar, para, pul hepsi var. İstediğini alıyor, istediğini giyiyor. Dert arıyor kendine, dert. Yaptın ettin, bir düzen kurdun. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Kır dizini otur değil mi? Ay neyse, iyiler şimdi. Çok iyiler hem de. Ay dur, atlama hemen dur. Alo. Niye gelmiş? Kızım, derdin bana yetiyor. Yapma şimdi. Niye yavaş konuşuyorsun? Hala orada mı yoksa? Burada. Kapat, sonra konuşuruz. Dur bir dakika ya. Temelli mi geldi yoksa geri mi döndü? Siz de kabul ettiniz ha? Aferin. Ya. Rahat konuş. Babama da helal olsun vallahi. Vallahi söyleyecek laf bulamıyorum artık. Ay yeter artık, ay. Üf. Aa bu ne ya? Herkes bana çatıyor. Delireceğim. Necla mı? Bozuldu mu hanımefendi? Babam beni kovalarken evden çıkmış, kıs kıs gülüyordu içinden. Ay bıktım usandım çekişmenizden. Vallahi bittim artık ya. Meydanı boş bulunca kim bilir nasıl dolduruyordu sizi. Bak hala. Aa yeter ya, yeter yeter. Hiç rahat yüzü göremeyecek miyim? Ben huzur istedikçe her gün bir şey çıkıyor. Her gün bir dert yetişip buluyor. Yeter! Biri kocam, biri kardeşim diyordum. İnanamıyordum. Gözümle gördüğüm iyi oldu. Yürü. Necla bak bana.
Hadi. O bana tecavüz etti. Ben istemedim. Evlenmek de istemedim. Evlendik işte. Yeter. Hadi. Niye yaptın Necla? Ben sana bir şey yapmadım. Ama sen benim kardeşimi aldın. Sus. Necla'yı aldın götürdün. Evcilik oyunlarımızı, masal kitaplarımızı, yastık kavgalarımızı da, çocukluk anılarımı da götürdün. Her şeyimi aldın. Çocukluğumu bıraksaydın bari Necla. Bak, bunu bıraktım bir tek. Hiç çıkartmıyorum bak. Hep giyiyorum. Çok yakışıyor bana. Başkasının telefonu çalmıyor ki zaten, hep seninki. Teşekkür ederim. Çocuk kulağında telefonla doğacak. Alo Necla. Ne haber abla? İyiyim canım. Kusura bakma, ben seni arayacaktım. Annemden mi öğrendin? Neyi? Oğlumuz oluyor. Umut erkekmiş. Ya. Çok sevindim. Ha, sen öylesine aradın. Annem söylemedi yani. Yok canım. Onu müjde verecek hali yok. Kızının derdine düştü şimdi. Ne oldu? Bilmiyor musun? Leyla eve dönmüş. Ya. Ya. Babam açmış kapıyı hem de. Hoş geldin canım. Ne oldu Fikret? Bir dakika. Bak Cem geldi abla. Öyle mi? Selam söyle. Ablamın oğlu oluyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sevindi o da. Leyla evde mi şimdi? Evet ama arama, boş ver. Neyse sonra konuşuruz. Herkese çok selam. Tahsin abi de kutla bizim için. Peki canım, görüşürüz. Leyla eve dönmüş demek. Ben bir daha o eve gitmem. Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Ben de canım. Anneme de söyledim. Ya o ya biz.